genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben Doktor Ayşenur Eşmeci. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere alerjik hastalıkların tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Alerjik hastalıklar vücuda giren ya da vücutla temas halinde olan maddelere karşı bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon gösterdiği hastalıklardır. Bu hastalıklar kendisini deri, burun, akciğer, göz ve bağırsakta göstermektedir. Bu alerjik hastalıkların en sık görülenleri gluten, süt, şeker alerjisine bağlı bağırsak hastalıkları, polen, akar ve toz alerjisine bağlı alerjik astım, alerjik rinit, egzama ve ürtikerdir. Alerjene karşı vücudu duyarsız hale getirmek, bağışıklık sistemini regüle etmek ve toksin yükünü azaltmak bu tedavinin temelini oluşturmaktadır. Biyorezonans ve ozon terapi alerjik hastalıklarda kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Biyorezonans tedavilerinde amaç vücudun yanlış tanımladığı alerjen frekansını vücuttan silerek alerjenin frekansının vücuda doğru tanımlanmasını sağlamaktır. Bu sırada yanlış depo edilen alerjen de vücuttan atılmaktadır. Ozon terapiyle ise atılım organlarının rahat çalışması sağlanarak toksin atılım mekanizmaları harekete geçirilmektedir. Yine ozon terapiyle bağışıklık sistemini regüle eden özel yöntemler uygulanmaktadır. Gluten, süt, şeker gibi besin alerjilerinde ana tedavi olarak diyetle biyorezonans, yardımcı tedavi olarak da ozon terapisi kullanılmaktadır. Alerjik astım, ürtiker gibi akut alerjik hastalıklarda, toksin yük fazlalığına bağlı olan alerjik hastalıklarda da ozon terapi temelli biyorezonans tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca bu gibi akut alerjik durumlarda kulak akupunktürde kullanılmaktadır. Çocukluk çağı alerjik hastalıklarında biyorezonans tedavisiyle çok etkili ve çok hızlı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle alerjik astım, egzama, alerjik rinit gibi hastalıklarda ilaç tedavisine gerek kalmadan başarılı sonuçlar alınmaktadır. Her ne kadar alerjik hastalıkların tedavisi olmadığına dair genel bir kanı olsa da biyorezonans ve ozon terapi yöntemleriyle alerjik hastalıklar tedavi edilebilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.